Şimdi panelimizi yönetmek üzere Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Cahit Yerdelen'i ve panelistlerimiz 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Turhan Acatay'ı, 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ünal Özişi, İzmir Jeotermal Enerji Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Sinan Arslan'ı ve Jeoloji Mühendisi Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nden Jeoloji Mühendisi Sayın Ertan Kadınatmas'ı davet ediyorum. Sayın misafirlerimiz, suyu nasıl kullanıyoruz gibi bir konu seçtik. Oldukça geniş bir konu. Ama kısa kısa size bazı bölümleri anlatacağım. Bir kere karada yaşayan canlıların hissesine düşen, dünyada hissesine düşen su miktarının son derece küçük, dünyadaki suyu hesaba katarsa son derece küçük olduğu daha önce Cahit Bey tarafından ifade edildi. Bunu da bunun dağılımı da çok düzgün değil. Dünyada 4-5 nehir, işte Amazon'du, Orinigay'dı, Kongo nehriydi vesaire. Bunlar çok kısa, çok büyük bir bölümü denize taşımakta. Çok çok küçük bir kısmı karadaki bizler için faydalanabilir durumda. Bu yüzdeleri bir başka şekil olarak görüyorsunuz. Yalnız bunun durmadan yenilenen tarafı var bu suyun. O da hidrolojik çevrim. Dünyadaki hayatı idame ettiren de işte bu. Hidrolojik çevrim görüyorsunuz, buharlaşarak çıkan su. İlkokuldan beri öğretilir bu. Ondan sonra taşınımla gelir, yağış şeklinde düşer ve dünyadaki hayatı bununla idame ettiririz. Atmosferde bu amaçla 13 bin km3 civarında su buharı var ve bu devamlı yenileniyor. Türkiye'nin de öyle aman aman bir suyu yok. Akdeniz çöküntüsünün da sonunda yer aldığı için bazen Atlantik yağışları alıyor, bazen yani kuzeyden doğru Atlantik yağışları alıyor, bazen güneyden doğru Akdeniz yağışları alıyor bizim bölgemiz. Yaz aylarında da Basra alçak basıncının tesiri altındayız, zaten yağış yok. Onun için hızla su fakiri olma yoluna doğru gidiyoruz. Cahit Bey de bunu zaten daha önce, benden önce izah etti. Su, yağış daha doğrusu karalara düştükten sonra nehirler şeklinde akıyor. Topografiye uyarak denize ulaşıyor. Bir nehir havzası bir ülke için aslında bir zenginlik kaynağıdır. Gördüğünüz gibi Devlet Su İşleri tarafından yapılmış olan Gediz planlaması harita üzerinde bu şekilde görünüyor. Ama şematik olarak gösterecek olursak şu şekilde. Her noktası ayrı ayrı tek tek elden geçirilmiştir. Her noktasından nasıl istifade edileceği ortaya konmuştur. Şematik bir plandır ve eskidir ama çok küçük değişiklikler yapılmıştır üzerinde, fakat üzerindeki yapıların tam su yapılarının tamamı bu plana uyarak yapılmıştır. Suyu biriktirmek için baraj yapıyoruz. Tamam. Baraj daha önceden, yani başka bir imkanımız yok suyu biriktirmek için. Eskiden su mühendisleri olarak biz bir çizgiyi çekerdik. İşte şurada bir baraj yapılsın falan derdik. Bu şekilde planlamalar yapılırdı.
Fakat son zamanlarda buna da büyük bir karşı koyma durumu çıkıyor ortaya. Türkiye bütün akarsuları üzerinde, Dicle hariç, bütün akarsuları üzerinde kilit tesis dediğimiz, yani akımı tam kontrol eden tesisleri yapmış durumdadır. Ve bu tesisler bitti. Şu anda istifade etmekteyiz. Dicle'de sadece ılı su barajı kaldı. Onu da yaptığımız zaman bütün nehirlerimiz kontrol altına alınmış olacak. Ama dediğim gibi bu barajların sonu ne olacak? 1950'lerden sonra bir baraj furyası başladı. Bütün dünyada büyük baraj furyası başladı. Bunlar ne olacak? Bu barajların iyiliği var, kötülüğü var. İyiliği bir kere tatlı su deposu olarak kullanıyoruz. Arkasından eğer seviye müsaitse enerji elde ediyoruz. Buharlaşmayla bir parçacık iklime yardımcı oluyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da. Fakat erozyonla da durmadan doluyor. Sonuç burnumuzun dibinde bir tane örnek var. Demirköprü Barajı. Demirköprü Barajı kula püskürmesiyle gelen lav akıntısı Gediz Nehri'ni Demirköprü'de tıkamış ve tabii bir baraj oluşturmuş jeolojik devirlerde. Arkasında da bir ova teşekkür etmiş erozyonla. Sonra getirdik biz Demirköprü Barajı'nı, bu lav akıntısının üzerine oturttuk. İkinci baraj yani. Demirköprü Barajı 60 küsur metre civarındadır. Düşüsü buna karşılık 100 küsur metredir. Yani iki barajın düşüsü kadardır. Şu halde ufku görünüyor. Barajlar dolacak zamanla. Kapasiteleri azalacak. Orada da bir başka problem var. Yaptığımız çok güzel barajlardan birkaç tanesini burada gösterdim. Devlet Su İşleri'nin gerçekten övülecek yapıları vardır bu şekilde. Son zamanlarda işte bu damlara, barajlara karşı İngilizce baraj, demokrasi değil, demokrasi diyorlar. Onun için baraj karşıtları. Diğer taraftan Amazon'da bir baraj yapılmak isteniyor. Çok büyük bir baraj Brezilya'da. Onun üstüne yerliler karşı çıkıyorlar. Ordu gönderiliyor falan. Yani bu konuda gerçekten bir şey var, mücadele var. Son zamanlarda ülkemizde bir de hidroelektrik santrallar problemi çıktı. Türkiye'nin enerji üretimini görüyorsunuz. Kömürden, doğalgazdan, hidroelektrik santrallardan, rüzgardan, diğer şeylerden. Tabii bunların içinde en akıllıcası rüzgar. Dikkat ederseniz kapasitemiz, eğer bütün tesisler yapılırsa 11.300 megawatt. Akkuyu nükleer santralı 4.800 megawatt. Yani onun yarısından da az. Buna karşılık maliyetleri karşılaştıracak olursanız nükleer santral çok daha pahalıya çıkıyor. Rüzgar santralına göre. Şu anda enerjimizin 1/3'ünü hidroelektrik santrallardan, hidroelektrik imkanlardan elde ediyoruz. Ama bunu büyütmek zorundayız. Aslında hidroelektrik santral yapmaya, küçük küçük hidroelektrik santral yapmaya Türkiye, özellikle Kuzey Anadolu coğrafyası son derece müsait. Fakat orada da daima karşı çıkılıyor. Mücadele ediliyor. 2010 senesinde devlet 800 civarında lisans verdi. Yani 800 yerde küçük hidroelektrik santrallar yapılacak ve bunların büyük kısmı Kuzey Anadolu'da. Kuzey Anadolu'nun kuzey tarafa bakan yamaçlarında yapılacak.
müthiş bir karşı çıkış var. Bunlar eski değirmenlere benzetilebilir. Eskiden değirmenlerde un öğütülüyordu. Aynı sistemdir. Daha biraz daha modernidir. Fakat işte balıkçılık diyorlar. Ondan sonra doğa bozuluyor vesaire diyerekten karşı çıkılıyor. Ama bir taraftan da enerji kullanımında hiçbir kısıtlamaya taviz yok. Bu derelerde gerçekte herhangi bir balık işletmesi falan filan da yok aslında. Yani karşı çıkış biraz nostaljik gibi geliyor bana. Çünkü mecburuz, başka enerji kaynağımız yok. Ülkemiz gerçekten bir enerji fakiri. Şunu söylemek isterim. Bir karşı çıkanın birisiyle konuşmak isterdim. Şöyle, odaya girdiniz, 100 wattlık bir ampulü yaktınız. Acaba bunun tercümesi ne? Bunun tercümesini ben size söyleyeyim. Her 20 mililitrelik bidonları düşünün, su bidonları var ya şimdi. Her 1,5 saniyede 20 mililitrelik içme su bidonu 1 metre yükseklikten düşüyor. Tercümesi bu. 100 wattlık bir ampulü yaktınız. 1000 wattlık bir masaüstü su ısıtıcısı, kettle'da, yani bürolarda falan kahve içmek için kullanılan, 1,5 saniyede bir 20 litrelik su bidonunu 10 metre yükseklikten düşürmek gerekiyor. 1500 wattlık bir şofbende su ısıtmak isterseniz her saniyede 20 litrelik içme su bidonunu 10 metre yükseklikten düşürmeniz gerekiyor. Aynı enerjiyi elde etmek için. Yani elektriği kullanırken tercümesini yapınca bunlar çıkıyor ortaya. Evet. Şehir içme su şebekelerini dağıtıyoruz. Şebekeleriyle dağıtıyoruz içme suyunu. Genellikle içme su şebekesi yukarıdadır. İki kaldırımın altına da çift geçilir bazen önemli yollarda. Kanalizasyon şebekesi biraz daha aşağıdadır. Boy kesisi de aşağı yukarı şu şekildedir. Gördüğünüz üstteki mavi çizgiler basınç çizgileridir. Klasik şekil budur. Su ihtiyacı olarak küçük yerleşimlerde günde adam başına 60 litre civarında alınır. Büyük şehirlerde 200-250 litreye kadar çıkar bu rakam. Unutmayalım ki şu anda İstanbul'un nüfusu Yunanistan nüfusunun 1,5-2 misli civarında ve musluğu açtığı zaman su bulmak istiyor herkes. Bu aslında kolay bir iş değildir. Büyük bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Hele şimdi bir de bütün şehir yasası çıktı. İSSU'nun, İSKİ'nin vesairenin şeyleri, çalışma alanları gerçekten çok genişledi ve çok zorlanıyor. Evet. Kanalizasyon şebekelerinde normal suyu olduğu gibi alırız kirlendikten sonra. Şu şekilde bir arıtma tesisinden geçirdikten sonra ne yaparız? Veririz. Sanayide kullanım çok daha çeşitlidir. Arıtması da çok çeşitlidir. Maalesef Türkiye'de yapılmayan şeydir. O yüzden bütün nehirlerimiz tamamı kirlenmiş vaziyettedir. İşte bir tanesi Efem Çukuru'nda altın arıyoruz derken suyu kirleten bir sanayi. Bir tanesi sadece. Bunun yanında tabakhaneler var.
bunun yanında konserve fabrikaları, neler neler neler, arıtma tesislerini doğru dürüst çalıştırmıyoruz açıkçası. Evet, ziraatte su kullanımı, tatlı suyun, insanoğlunun kullandığı tatlı suyun çok büyük bir kısmı ziraatte kullanılıyor aslında. Ülkemizde bu oran %70 civarındadır. Bu gelişmemiş ülkelerde %86'ya kadar çıkar, gelişmiş ülkelerde de %40'a kadar iner. Çünkü sulama teknikleri geliştirilerek gördüğünüz gibi karık sulamasında çok büyük miktarda su kullanılır. Kök bölgesinin dışına kaçan su miktarı çok fazladır. Yağmurlama sulamasında biraz daha ekonomiktir. Damlama sulamada en ekonomik sulama yapılır. Komşu siyasette su nasıl giriyor siyasete, onu anlatalım. Su ticaretinden önce siyasette Turgut Özal zamanında Suriye ile bir anlaşma yapıldı. Keman Barajı'ndan saniyede 500 metreküp saniye su, ki senede aşağı yukarı 25-30 milyar metreküp demektir bu. Suriye'ye verilmek zorunda ve halen de veriliyor. Tabii enerji elde edildikten sonra veriliyor ama Türkiye'nin de bunu verecek durumu pek yok. Son zamanlarda biliyorsunuz işte açılım saçılım vesaire, BDP bir özerk bölge lafı çıkardı. Bunu harita üzerine hiç koydunuz mu bilmiyorum. Koyup bakın, bir şey göreceksiniz. O özerk bölge istenen yahut otonom bölge istenen yer Fırat Dicle Havzası, su toplama havzasının kendisidir. Çünkü Kissinger'in bir lafı var. Bir devleti kontrol etmek istiyorsanız, petrolü kontrol etmek istiyorsanız devleti kontrol edin. Bir halkı kontrol etmek istiyorsanız suyu kontrol edin der. Yalnız Atatürk Barajı'nın arkasındaki su miktarı İsrail'in 10 senelik su ihtiyacıdır. Bu dikkati çeker. O hele Orta Doğu'da dikkati çeker. Su ticareti son zamanlarda çok gelişti. Türkiye'de şu anda hazır su yahut bidonlanmış su ticareti 4 milyar Türk lirası civarında. Bu daha da artarak gidiyor. Bütün dünyada aynı şekilde ama. Su ticaretinin bir başka konusu şehir şebekelerini özel teşebbüse vermeye çalıştılar. Alaçatı Belediyesi bir deneme yaptı, olmadı. Yani şehir şebekelerini gene belediyeler işletmekte. O ticaret kısmı bitti. Esas büyük ticaret sanal su ticareti. Sanal su ticareti şu, emtia alışverişi sırasında su ticareti yapılmakta aslında. Çünkü herhangi bir ticari malı üretmek için kullanılan su miktarları var. Gördüğünüz gibi 1 kilogram pirinci yetiştirmek için 1900'de 5000 litre civarında suya ihtiyaç var. Bir ton pirinç ihraç ettiğiniz zaman bu suyu da ihraç etmiş oluyorsunuz. İhraç ettiğiniz ülkeye. Sanal su ticareti denilen ticaret budur. En büyük sanal su ihracatçısı da Amerika Birleşik Devletleri'dir. İhraç ettiği miktar senelik 25 Keban Barajı büyüklüğündedir. Gördüğünüz gibi liste epeyce kalabalık. İklim değişikliği diyoruz. Son zamanlarda suyumuz oradan geliyor çünkü. Bu şeydeki salınımlar, Milankovic döngüleri var. 25 bin senede bir dünyada bir iklim değişikliği oluyor. İşte küçük değişiklikler oluyor. Fakat bu hidrolojik çevrimdeki küçük salınımları iklim diyoruz zaten. Türkiye şeyde de meteoroloji uzmanları da
durmadan televizyonları çıkar, milletin aklını karıştırır. Ne olduğu da pek anlaşılmış değil. Ancak acayip yükselmeler, alçalmalar olduğu da bir gerçek. Ve nihayet su kullanımında suyu taşıyıcı olarak kullanıyoruz bir de. Taşıyıcı şu demek. Bir kere ortam olarak mikroorganizmaların gelişmesine son derece müsait. Bu sebepten bazı hastalıkların taşıyıcısı. Hastalık mikroplarının taşıyıcısı. Tifoydu, koleraydı vesaire hastalıkları suyla taşınıyor. Diğer taraftan su bir eritici. İçinde pek çok şeyi eritebiliyor. Yağlar hariç. Örneğin terasa dökülmüş bir meyve suyu lekesini suyla ıslattığınız zaman su o meyve suyunu içine alıyor. Suyla beraber süpürdüğünüz zaman şey temizlenmiş oluyor. Sonuçta su bir taşıyıcı olarak kullanılmış oluyor. Ancak yağları eritemiyor su. Onu da insanoğlu yolunu bulmuş. Sabun yapmış. Sabunun içinde bazik iyonlar var. Onlar vasıtasıyla yağı eritiyor. Ondan sonra suyla beraber alıyorsunuz. Sabun kullanma bu. Şimdi çeşit çeşit deterjanlar aynı şey fakat organik. Birisi inorganik, öteki organik. Su aynı zamanda ısı taşıyıcısı. Kaloriferlerimizde vesaire de ısıyı suyla taşıyoruz. Aynı zamanda enerji taşıyıcı. Buhar makinalarında suyu enerji taşıyıcısı olarak kullanıyoruz. Basınç nedeniyle. Bir de suyun ölçüm sistemimizdeki çok önemli bir yeri var. İşte 1 santimetreküp suya 1 gram demişiz. 1 desimetreküp suya 1 litre, 1 kilogram demişiz. 1 metreküp suya 1 ton demişiz. Ağırlık ölçüleri tamamen suya bağlı. Arkasından sıcaklık ölçümü, katı halden sıvı hale, buhar haline kadar olan kısmı 0-100 derece demişiz. Santigrat ölçümü. Isı ölçüm sistemi 1 gram suyun ısınması için, 1 derece ısınması için gerekli olan ısı miktarına kalori demişiz. Yağmur ölçeği milimetre olarak veriyoruz. Ama aslında 1 milimetre yağış demek, metrekareye 1 litre su demektir. Vesaire. Son söz olarak da şunu söylüyorum. Su son derece güçlü fakat son derece yumuşak başlı bir cisimdir. Eritemeyeceği hiçbir şey yoktur. Her şeyin de etrafından dolaşır. Onun için suyun gücüyle kesinlikle baş edilemez ve su hatayı hiçbir zaman affetmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocamıza biz de teşekkür ediyoruz.